Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm herkese. Sponsorlarımız golivar.com'un ve Kayseri Özel Hükmü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ancak yani ben mi yanlış görüyorum? Yani herhalde ben yanlış görüyorum. Yok, ben yanlış görmüş olamam. 2 yazıyor, 7 yazıyor, 3 tane 0 yazıyor. Allah Allah. Yani arkadaşlar şu an ciddi bir şoktayım ya. Yani hakikaten 2 yazıyor, 7 yazıyor, 3 tane 0 yazıyor. Allah Allah. Vallahi çok sevindirik oldum, çok mutlu oldum arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Hani eşinizi, dostunuzu, akrabanızı çağırın diye, ama YouTube kaynaklı bir sıkıntı var sanırım. Bir güncelleme varmış. Onu da belirteyim. Ben hani YouTube herhalde bizim kanalı kapatacak. Para kazanma ayarları gitti. Bilmem, üyeler gözükmüyor, şeyler gözükmüyor. Edit yapamıyorsun, videolara giremiyorsun, edemiyorsun diye. Ama sanırım genel bir şey var. Genel yoksa da bizim Her Şey Spor diye bir kanalımız var. Gerekirse onun adına da Kadıköy Sokak 2 yapayım. Orayı da şey yapalım. Hani ne olur ne olmaz diye yedekte bekletelim arkadaşlar. Çünkü YouTube'un işi belli olmaz. Ama Allah muhafaza bir şey olursa da bana ulaşmak için Fenerli Duyum hesabım var. 2 tane M var. Fenerli Duyum. 2 tane M var sonunda. Zaten Kadıköy Sokak profil fotoğrafı olan Twitter hesabımız var. Oradan ulaşabilirsiniz. Ama inşallah bunlara gerek kalmaz. Arkadaşlar hızlı şey yapayım, çünkü 2 dakikanızı çalmış oldum. Ama gerçekten çok mutlu oldum ya. Allah razı olsun. Valla şu kanala abone olan arkadaşlardan Allah razı olsun. Videoyu beğenenlerden Allah razı olsun. Ben çok mutlu oldum ya. Rabbim beni mutlu eden arkadaşları da mutlu etsin inşallah. Şimdi büyük takım hem Avrupa'da hem ligde yarışır demişti Jesus. Yani küçük takımlar sadece haftada bir maç oynar demişti. Ve kısa sürede özlenen Fenerbahçe geri döndü. Bir önceki canlı yayında üstüne basa basa detaylı bir şekilde paylaştık ama yine de burada da söyleyelim. Hem ligde hem Avrupa liginde müthiş bir ivme yakaladı ve alınan sonuçlar, Başkan Ali Koç'un, bak Başkan Ali Koç pişman olmuştur. Arkadaşlar geçen gün çok güzel bir yazı okudum, diyor ki ölen her insan pişman olur diyor. Her insan. Dedim ki, şimdi düşündüm ulan, ölümden pişman olmak hani şirke girmez mi? Müslüman da pişman olur, Hristiyan da pişman olur, başkası da pişman olur. Allah Allah dedim. Detayına bir girdim. Diyor ki Müslüman pişman olur diyor. Şöyle bir şey vardı. Hazreti Zülkarneyn'in bir kıssası var. Kısa kısa da onu da anlatayım. Ordusuyla giderken demiş ki diyor, karanlıkta giderken aşağıda ayağınıza değen metallerin hepsini toplayın demiş diyor. Bir kısmı diyor ulan zaten bizim yükümüz bize gider, akşam karanlığı nereden bilecek demiş, toplamamış diyor, itaat etmemiş. Bir kısmı demiş ki diyor ulan komutanımız dediğine göre bir bildiği vardı demiş, bir iki bir şey toplamış diyor. Bir kısmı da demiş ki diyor ulan komutanımız aybeden söylemez, toplayabildiğimiz kadarını toplayalım demiş diyor. Sabah olunca bir bakmışlar ki altın madeninden geçiyorlarmış diyor. Hiç toplamayanlar pişman olmuş diyor. Ulan niye toplamadık? Olur mu böyle şey? Bak altın madeninden geçiyor. Yarım toplayanlar pişman olmuş diyor. Ulan keşke diyor hepsini toplasaydık falan. Tam toplayanlar da pişman olmuş. Ulan bunu olacağını bilseydik elde avuçta ne varsa hepsini atardık diye. İşte durum bu. Yani ölmüş insanlar da böyle olacak diyor. Kimisi diyecek ki diyor, ulan keşke daha çok sevap işleseydim, daha yüksek derece alsaydım cennette işte. Kimisi diyecek ki işte la leytene küntü turaba, işte keşke toprak olsaydım falan filan diyecek diyor. Bu anekdotu da eklemiş olalım. Şimdi Ali Koç da pişman. Niye? Keşke diyor Jesus'u daha önce getirseydim. Keşke A Plus hocayı daha önce getirseydim. Keşke A Plus hoca isteyenleri Norveçli değil de Fenerbahçeli kabul etseydim diyor. Haksız mı? Haklı. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok oldu. Ligde, Avrupa'da 16 maçtan 9'unu evinde oynadı Fenerbahçe. 3-3'lük Ümraniye beraberliğiniz ve uzatmada yenildiğimiz Kiev maçını saymazsak her maçı kazanmış durumdayız. Kadıköy'de 26 gol atıp sadece 9 gol gördük. Korkulu rüya haline döndü. Mesela Beşiktaş deplasmanına berabere kaldık ama Beşiktaşlılar şu an Fenerbahçe deplasmana nasıl geleceklerini kara kara beyaz beyaz düşünmeye başladılar. Çünkü Fenerbahçe evinde kükremeye başlayan bir takıma dönüştü. Hem kazanıyor hem kazandırıyor. Avrupa'da, Avrupa Ligi'nde lider durumda.
maç kazanmasından, yayın haklarından 10,5 milyon euroyu kasasına atmış durumda. Hani 18. sıraya ülke puanı artıp ülkemizin sıralaması 18'e çıkmış durumda. Fenerbahçe'nin de katkısı yadsınamaz tabii ki de. Yani hal böyleyken yeni isimler çıkıyor ortaya. Bakın mesela Diego Rossi Dünya Kupası'nda vitrine çıkacak inşallah. Yani şu formunu daha devam ettirirse. Kasa dolacak. Ferdi bir taraftan, Osayi bir taraftan, Altay Salahi, Emre Mor bir taraftan coşuyor. Arda Güler bir taraftan uçuyor, kaçıyor. Yani baktığınız zaman Jesus Efekt, İsmail Yüksek, Crespo. Yani Fenerbahçe maşallah taş gibi yoluna devam ediyor. İşte Crespo değerini 8'e katladı. İsmail Yüksek Nirvana'ya ulaştı. Değil mi arkadaşlar? Yani bunların hepsini kısa kısa okuyorum. İnanın eğer haber okumaya kalksam bir saati geçer. Ben de keyifle okurum. Çok severim. Bu haberi okumayı çok severim. Çünkü Fenerbahçe'yi ucu bucağı sığmaz bir şekilde, çok hoş bir şekilde anlatıyor. Yani düşünün arkadaşlar, İsmail Yüksek bugün satacak olsanız, 10'a satsak taraftar pişman olacak. 5'e satsak pişman olacak. 20'ye satsak pişman olacak. İşte aynı Hazreti Zülkarneyn olayındaki gibi yine pişmanlıklar bizi saracak. Crespo'yu bugün 8'e satsan kafayı taşlara vuracaksın. Ulan bunun gibisini 30'a alamazsın diye. Demeyecek misin? Diyeceksin. Rossi bugün birçoğunuz çöpleseniz de Dünya Kupası performansından sonra belki 30-40'lar konuşulacak. İnşallah, kurban olduğum Allah'ım. İnşallah. Yani AEK Larnaka maçında, yani Fenerbahçe atlı canavardan puan alamadı diyor. Yani Rum, Yunan ve Portekiz basınındaki şeye bakın ya. Fenerbahçe adlı canavardan puan alamadı. Yani kusura bakmayın ama hakikaten Fenerbahçe tam canavara dönüştü. Ben bir önceki videomuzda, daha doğrusu canlı yayında dedim ki Fenerbahçe'de çok olay. Resmi açıklama geldi. Kaos başladı. Oradaki amacım Fenerbahçe üstüne oynanması planlanan oyunları bertaraf etmekti. Ben o canlı yayında detaylıca anlattım. Arkadaşlar yazıyor, bu başlık sana yakışmadı. Ulan ben bu başlığı atmasam izlemeyeceksin. Ben bu başlığı atmasam sazan gibi gidip Fenerbahçe'de kaos var diyenlere inanacaksın. En azından beni eleştirmek için gel izle de lafını bana say. Boş ver. Bana küfür ediyorsan bana et ama gerçekleri öğren, takımına sahip çık. Başka Fenerbahçe yok ağalar, başka Fenerbahçe yok. Etmeyin, eylemeyin. Bir sevdamız bu var. Diyor ki bak yabancı basın, her şeyi denediler ancak olmadı. Larnaka, Saraçoğlu sıcak atmosferinde iyi performans sergilemesine rağmen Fenerbahçe atlı canavardan puan alamadı. Hangi iyi performans lan? Oğlum siz Süpersport hangi ülkenin A sporusunuz? AYK'nın yenilmezlik serisi İstanbul'da suya düştü. Hayır, AYK'yı suya düşürdü Fenerbahçe. Geldikleri gibi gittiler diye başlık yok mu? Neyse, gecenin olayı 17 yaşındaki çocuk diyor. Portekiz basını Jesus'u bütün başlıklarda ön plana çıkarırken şu ifadeyi kullanmış. Jesus'un Fenerbahçe'si yeni zafer elde etti. Tur şansını güçlendirdi. Jesus kazandı, Fenerbahçe grup lideri. Jesus kazandı, B grubunda lider Fenerbahçe, ancak gecenin en önemli olayı 17 yaşındaki bir çocuktu diyor. Hani biz Avrupa takımlarla maç yaparken ne diyoruz? Aa ulan Spa'ya bak lan, 17 yaşında oyuna sonradan girdi. Ulan Spa'ya bak ne oynatıyorlar. Fenerbahçe'de o Spa oyuna sonradan girdiğinde adı şey oluyor. Niye ilk 11 başlamadı? Lan kimle oynarsak oynayalım. Atıyorum Liechtenstein'la oynuyorsun. Atıyorum başka bir takımla oynuyorsun. İşte Larnaka'yla şundan bundan oynuyorsun. Oyuna 17 yaşındaki çocuğu aldı mıydı? Bizimkiler böyle "Oh, Sübhanallah, 17 yaşındaki çocuğu oyuna aldılar. Adamlardaki cesarete bak falan." Biz Arda Güler'i oyuna alıyoruz. 5 dakika oynatıyorlar ya. Teknik direktörler anlamıyor. Bence siz dans sözlüklerini çok güzel anlıyorsunuz. Evet, bu kadar şey konuştuktan sonra esas habere geçelim. Fenerbahçe'de bir ayrılık, bir transfer, bir uzatma. Sübhanallah, bu ne lan? Bütün tuşlara basmış Fenerbahçe. Şimdi ben bu haberi de size kısa kısa anlatıyorum arkadaşlar. Bu arada heyecanlı oluyordur inşallah. 9-10 dakika oldu ama lütfen heyecanlı oluyorsa aşağıdaki beğen butonuna tıklayın. Abone değilseniz abone olun. Bak 27 bine bu kadar şaşıran adam. Çıldırdınız mı dostum siz ya? Allah razı olsun. Vallahi çok mutlu oldum ya. Şimdi Fenerbahçe'deki ayrılık Miha Zajc diyor. Hangi Miha Zajc? Yarın ilk 11'de başlayacak olan Miha Zajc mı? İnşallah başlar yani. Temennimiz o şekilde. Yani içimden bir ses Zajc'ın ilk 11 başlayacağını söylüyor da o yüzden söylüyorum. Yoksa
bizim ne haddimize. Ve Fenerbahçe Barcelona'dan da bir ismi kadroya katacak. Yalnız burada bir hata var. Şimdi Cilic Bayit diyecekler ama bu isim Barcelona'da kiralıktı diye hatırlıyorum. Dur şunu okuyalım. Avrupa Ligi'nde Larnaca'yı 2-0 yendi. Ren'in önünde liderlik aldı. Şampiyonluk içinde depara kalktı. İsmail Yüksek'in yükselen performansı Fenerbahçe taraftarını coşturdu. Zaitsa veda etmeye hazırlanıyor. Hangi Zaitsa? Şu yarın ilk 11 başlayacağını tahmin ettiğim Zaitsa mı? Şimdi bak, şimdi var ya, şey yapıyorlar. Videonun bu kısmını özellikle dinliyorlar. Not alıyorlar. Diyorlar ki 10. dakika Zaitsa 11'de dedi. Yarın çıkmazsa görürüm ben seni. Ertesi güne ışınlanıyoruz. Zayt ilk 11'de. Ne var oğlum Zayt'ın 11'de 15 yani bilmekte lan? La ben de bilirim oğlum bunu. Ben de bilirim. Zayt'ın ilk 11'de. Mert Hakan yok. Arao yok. Kurşun yedi ikisi de. Oğlum bunu tahmin etmekte ne var la? Bir de hocayım diyor la. Buna kim hoca diyor la? Buna niye hoca diyorsunuz la diyor. Gerizekalı öğretmen olduğum için olabilir mi hoca demeleri? Yazmış oraya. Sana niye hoca diyorlar? Öğretmen olduğum için diyor. Olsun, niye hoca diyorlar? Ne desinler? Hemşire hanım mı desinler? Mahmut mu desinler? Ne desinler lan? Manyak. Yarın bak görün bakın böyle olacak. İlk 11 canlı yayına başladığım zaman. Oğlum ne ala ben de bilirim lan. Mert Hakan yok. Arao yok. İsmail zaten yoruldu. Avrupa maçını oynatıyor İsmail'i. İsmail'i sadece Avrupa maçını oynatıyor. Ne yapacaktı oğlum orta sahaya? İrfan Can'ı mı oynatacaktı? Yarın hakikaten İrfan Can merkezde başlıyormuş. Oğlum bunu ben de bilirim lan. Ne var bunda? Zayt gidecek zaten. Arao yok. Mert Hakan yok. Orta sahada İsmail yoruldu zaten. Crespo. İrfan Can bunu ben de bilirim diyecekler. Allah bunların şerrinden hepimizi muhafaza etsin. Diğer bir isim. Wolverhampton'da sözleşmesi bitecek olan Adama Traore. 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla onay verdi diyor. Oğlum buna onay verilmez mi lan? Adam şeyle bebek yağıyla mı besleniyor? Yok. Üstünü vücudunu yağlıyorlar. Daha kaygan olsun diye tövbe estağfurullah. Ya tam alkolik yorumlara çıkmalık video. Ama benim videoyu kesmeyin ha. Telif atıyorlar. Ben atmasam bile atıyorlar, dikkat edin. Yani geçen sezon Barcelona'da kiralık olan Traore güçlü fiziğiyle biliniyor. Bir ara Galatasaray'ında ilgilendiği ancak yağlı olduğu için alamadığı Mali asıllı İspanyol oyuncunun ara transferde bonservisinin alınması hedefleniyor demiş. Bir şey söyleyeceğim. Bak. Doğruca bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'deki sağ kanatlara güveniyor musunuz? Yani İrfan Can ve Emre Mor'a güveniyor musunuz? Şimdi buna dürüst cevap verin. Buna kıvırmadan dürüst cevap verin. Ben açıkçası pek güvenmiyorum. Peki başka bir şey sorayım. Piyasa değeri 28 milyon euroları 40 milyon euroları bulmuş olan Wolverhampton Wanderers'ta müthiş bir grafik sergileyen, bunlar orijinal oğlum, bunlar kas, ben hiç spor çalışmıyorum kendi kendine oldu diyen, İspanya milli takımının 8 kez formasını giyen, hala Premier Lig'de oyuncu olan ve bu sezon bence çok ama çok kötü bir performans sergileyen, ki zamanda Barcelona altyapısından çıkmış. Aston Villa almış bu arada, bilginiz olsun. Sonra Aston Villa Middlesbrough'a satmış. Middlesbrough Wolverhampton'a satmış 20 milyon euroya. Wolverhampton coşturmuş. Salahlar Barcelona'ya bedava kiralamışlar. 30 milyon euro opsiyonla kiralamışlar öyle futbolcuyu. Ama orada da tutunamamış, gelmiş. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Beni yanlış anlamayın ama harbi. Tam alacağımız adam. Hocam bu da şey değil mi? Söğüşçü olmaz mı? Arkadaşlar söğüşçü futbolcunun özelliği 30 artı yaşta olması. Yani söğüş stylinin özelliği budur. Bak Galatasaraylı arkadaşlara sorun, 30 yaşın altında, gerçi yok. Onlar da bir S... Dursun diye bir futbolcuları vardı. Hiç oynamadı. Yok, Worst Royce muydu? Hiç oynamadan, bir dakika bile forma giymeden 1-2 milyon euro söğüşlemişti. Bizde de Krasic söğüşlemişti. Beşiktaş'a zaten gelen söğüşlüyor, giden söğüşlüyor. Sivas'tan sağ bek aldılar. O bir söğüşledi. Joram Aynlens bir söğüşledi. Yani söğüşçülüğün genel özelliği 30 yaş üstü olması. Bence bu elemanı alırsak, Jesus bunu adam ederse, ki İsmail Yüksek adam etti demeyeyim ama süperstar etmeye yolunda gidiyor. Lan bu adam daha geçen sene birincilikteydi. Orada İsmail Yüksek'in sözleşmesinde şöyle bir şey varmış.
Yıllık 250 bin TL kazanıyormuş İsmail Yüksek. Bu kadar değil arkadaşlar. Bu şey parası. Ben size doğrusunu anlatayım. Kontrata net bir para yazmak zorundasın. Şimdi net bir para. Ne kadar? Net. Yıllık 250 bin TL. Mesela Mert Hakan'da da yıllık 6 milyon TL mi ne yazıyor? 6 ayda da 3 milyon TL yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu yazmak zorundasın. Bunu buraya yazmak zorundasın. Hani net para 250 bin TL. Bu 250 bini peşin veriyorsun. Artı maç başı. Ya da prim. Mesela diyorsun ki takımın aldığı bütün primlerden hak kazanır. Ek madde. Fenerbahçe Galatasaray'ı 6-0 yendi. Her futbolcuya 100 bin TL prim. İsmail Yüksek sakat, Allah muhafaza. Kadroda yok ama o da alır. İşte Altay Bayındır da alır. Misal dedin ki şampiyonluk primi her futbolcuya 100 bin euro. Baya para lan. Peugeot 3008 alınır. 100 bin euro. İster bir maça çıksın. İster sezonda iki maça çıksın. İster ilk dönem kadroda olsun, ikinci dönem kiraya gitsin. O parayı alır. Bilginiz olsun. Bir de maç başılar var. Maç başına mesela bildiğim kadarıyla 15 bin euro diyebiliyorum. 15 bin euro ne yapar? 270 bin TL yapar. Hocam zaten adama 250 bin TL aylık, yıllık alıyormuş. Maç başı bir de 15 bin euro mu vereceğiz? İşte galip gelinen maç başına böyle bir şeyi var diyebiliyorum. 5 bin euro muydu? 6 bin euro mu diyebiliyorum. Her futbolcu için diyebiliyorum bunu. Kadroda olan her futbolcu için. Oynamazsa, yedekte durursa da 2000 euro mu 3000 euroya mı düşüyor diye biliyorum. Bu sezon mesela Fenerbahçe'nin oynadığı kulvarlarda ilk 2'de olduğu anda alıyor diye biliyorum. Mesela şu anda ligde kazanamıyorlar bunu. Ama Avrupa'da alıyorlar çünkü liderlik. Ligde de liderlik olursa böyle bir şey var. Yani bilin diye söylüyorum. İsmail Yüksek'te maaşında iyileştirme düşünülüyormuş. Trabzonspor'un elinden kapılmış. Ya Sadri Şener miydi? Yok neydi ya? Yok başka bir şeydi. İsmail'in Gölcük'teki hocası Trabzonsporlu da o önerdi oraya. Fenerbahçe'de gitti. Aldı zaten çocuk sapına kadar Fenerbahçeli de. Ne diyor? İsmail Yüksek şu anda 350 bin euro piyasa değerinden 2.3'e yükseldi. Avrupa'da talipler var diyor. Bir şey soracağım. Harbi bir şey soracağım. Şu performansı sürdürürse sezon sonunda 18 artıya Napoli'ye satar mıyız? Galatasaraylılar şöyle yapıyorlar bak. Ben böyle söyleyeyim. Yeter ya. Ulan bir sattınız dedik ki hülle. İki sattınız dedik ki zülle. Ulan 3, 4, 5. Oğlum adam. Lan Fenerbahçe Ali Koç dedi ki işte biz dedi pilot takım bulacağız. Hostes takım bulacağız. Belçika liginden işte Hollanda liginden. Ulan Napoli'yi nasıl pilot takım yapabildiniz ulan diyor adam bana. Bak birkaç yani bir senedir falan şey yapıyorlardı. Oğlum mühürle lan. Şişirdiniz oğlum o transferi. O kadar para etmez diyorlardı. Şimdi adamlar korkuyorlar. Galatasaray arkadaşlarıma diyorum ki hangisini satalım lan Napoli'ye? Crespo'yu mu? Emre Mor'u mu satsak? Ferdi'yi mi satalım? İsmail? Salah'yı satalım? Diyorlar ki ya abi biz sizinle konuşmuyoruz. Siz hepsini satabilirsiniz. Peki ben başka bir şey sorayım. Bu kadar çok satış yapabilen, bu kadar futbolcu yetiştirebilen bir takımın şampiyon yapılmaması, ligin marka değerine zarar verir. Bak yapılmamasından kastım şu. Alın, şikeyle şampiyon yapın demiyorum. Önünün kesilmesinden bahsediyorum. Marka değerini cortlatmıyor mu sizce de? Bence cortlatıyor. Bence bu ülkedeki maçları izleyen ya da bu ülkedeki sonuçları gören herkes şunu söylüyor. Ulan arkadaş, en çok satışı bu adamlar yapmış. Şu an dalga geçseniz de, alay etseniz de Samat da falan gönderilmiş, Berisha gitmiş, o gitmiş, bu gitmiş. Yani şu an alay etseniz dahi, bak alay etseniz dahi bu takım Alek'te movik movik yapmış. Bu takım sürekli futbolcu satmış. O zaman vicdansızlar. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Vicdansızlar. Yani vicdansızlar. Bu takımın niye önünü kesiyorsunuz? Siz bu takımın önünü kestiğinizde yani başkalarına, başka takımlara da zarar vermiyor musunuz Galatasaray Beşiktaş'a? Allah aşkına Galatasaray Beşiktaş'ın aldığı oyunculara bakın. Ölmüş bitmiş oyuncular anca geliyor Türkiye'ye. Etmeyin eylemeyin ya. Yani durum bu. Bak Emre Mor, Batshuayi, ne bileyim hani o bu şu Crespo birçok isim sayarım size ya.
Birçok isim sayarım. Fenerbahçe'de uçup kaçan birçok isim sayarım ya. Allah hakkımızın hayırlısını versin arkadaşlar. Ben söylemek istediğim çok fazla şey var ama şimdilik burada bırakayım. Çünkü 20 dakikayı da geçmiş oldum. Keyifli bir video çekmeye çalıştım. Ya inşallah başarabilmişimdir. Yani elimden geldiğince, dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Ama şunu söyleyeyim. Adama Traore'nin ilgili herhangi bir duyumum yok. Ancak alınsın ister misin? İsterim. Neden isterim? Ulan bir düşünsenize, o sahayı Ferdi sağda oynayabiliyor. Bir de adama Traore'yi koyarsan rakipler sol kanatta 3, yani sol kanat hücumcusu ve sol bek artı bir sol kanat daha koyarlar oraya. Fenerbahçe orayı şey yapar diye. Bu arada adama Traore Osayi'nin Premier Lig'de oynamış, Barcelona'da oynamış şubesi. Onu da son top becerirse sıkıntılı. Hani şey diyoruz ya, Osayi'nin son topu iyi olsa zaten Barcelona'da oynar. Yok, bu haliyle de oynar. Traore oynadıysa o da oynar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Harbi söylüyorum. Yani harbi harbi söylüyorum. Eğer becerebilip devre arası getirebilsen, yani manyak bir şey olur ya. Manyak bir şey olur. Bak biz bu çocuğu var ya, forvetle bile kullanırız. Forvet arkasında kullanırız. Sol kanatta kullanırsın. Ki bence bu çocuğu sol kanatta kullanmak daha mantıklı. Bir hayali bir senaryo çizeyim. Rossi Dünya Kupası'nda uçtu, kaçtı, coştu, etti. Bu çocuğu da devre arasında gittin 5 milyon euroya aldın. Sezon sonu bekleyeceğime şimdi alayım dedin. Rossi'yi de 15'e sattın. Kar mı? Kar mı? Bence kar. Bu arada Rossi'nin yıllık ücreti 700 bin euro mu, 900 bin euro muydu, yanlış olmasın, aldığı para. Hadi bu çocuğu da 1,5'a getir. Düşüştesin diye. Ya da 1 milyon 200'e getir. Düşüştesin. Fenerbahçe'de sıçrayış yaparsın. Serbest kalma bedelinde 30 milyon euro yazdır. Bir sezon sonra 30'a satarsın. Harbi söylüyorum, satarsın. Ama şu an için hiçbir duyum yok. Zajc için hani gidecek diyorsunuz ya, sürpriz bir şekilde sözleşme uzatırsa da nanik nanik yaparım size. Haberiniz olsun. İsmail Yüksek maşallah. Crespo maşallah. Jesus Ali Koç maşallah. Rossi adam Avrupa Ligi'nin ses kralı ya. Emre Mor maşallah. Arda Güler. Yarınki maçta içimden bir ses hem Emre Mor'u hem Arda Güler'i hem Zajc'ı hem belki Serdar Dursun'u da izleyeceğimizi söylüyor ama kısım kısım, ama ilk 11'de bakalım neler olacak. Lütfen abone sayısına ve beğeni sayısına, aşağıdaki beğeni sayısına desteklerinizi eksik etmeyin. Cebinizden para gitmiyor, korkmayın. Sadece bir tuşa basmanızı bir Fenerbahçeli kardeşiniz olarak rica ediyorum. Hasta halimde de bana da şifa dua ederseniz minnettar kalırım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.